Taşın hem sesi hem unun kokusu. Ben onlarla büyüdüm. Taşların sesi onların ritmine ben alışmışım. Senin konuşun bana almaz. Ben devamlı onlarla büyüdüm. Ben onların sesini, kokusunu, her hangi taşın unu nedir onun kokusunu ben alma duyum var. Duyu, koku duyum. Çok hafızam var. Onlarla büyüdüm, onlarla yattım, kalktım. Hangi taş indi, ben buradan onun sesini anlar. İşim var, gene buradayım. Yok, gene buradayım. Yani ben burada bir nöbetçi gibiyim. Buraya alıştım. Burada büyüdüm. Ben buradan çıkarsam ölürüm. Aynı o tabirleyim burada ya. Ben evimde bu kadar durmadım. Eve gitsem, yemek yesem evde, üstüme tutmaz. Ben burada zeytin ekmek yesem, purzala yemiş gibi. Sesim, tonajım, hal ve gidişim hep buraya alışmış ya. Yani. Onun haricinde bir şey bilmem ya. Yani. Ben şimdi Trabzon'u çoğu yerlerini unuttum ya. Yani. Akçaabat öyle. 23 senedir iki defa gittim Akçaabat. Gitmem ya. Yani. Gitsem Akçaabat'a sıkılırım. Hemen gelirim buraya. Buraya geldim mi rahat edeyim. Nasıl bir yerde yatsan bir misafirlikte uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Alışamazsın oraya hemen. Ama kendi evinde tahtada yatsan, ya kuş tüyünde yatmış gibi gelirsen, niye kendi evin? Buranın sahipleri padişahlardan geliyi dedim sana. Padişahlardan kültürle geliyi efendiler değirmeniydi bura. Tahsin Efendi, Bekir Efendi, Hafız Efendi. Bunlar üç kardeş. Biz bunlardan aldık burayı. Ha onların dedesi, atası yaptırmış olabilir. Ama biz 100 yıl oldu böyle tesis aldık burayı. Dedemin 5 tane oğlu var. Burası sadece benim değil. Bura benim dedemin. Dedemin de 5 tane oğlu.
Her oğlunun 6, 7 tane, 6, 5, 7, 5'in ne yapar? 35. Diyelim 35 tane de avenesine düşüyor bura. Ama ben duruyorum burada. Benim. Taşlarla anlaşıyorum Allah'a şükür. Hepsinin ritmi benim beynimde. Benim kardeşim onlar, her şeyim onlar. Ben acı bir yere gitsem geliyor bana ki ölürüm. Yani yaşayamam gibi gibi geliyor bana. Burada ne var? Ne var veya ne yok işte. Alıştın diyelim. Ha ne var? Burada benim hayvanlarım var. Değirmenim var. Gelenim gidenim var. Aa mesela sizi nereden tanıyacağım? Para versen sen beni tanıyabilirdin. Gazeteye versen beni bulabilir miydin? Bulamazsın ya. Ben Hint kumaşıyım. İngiliz kumaşı değil ha, Hint kumaşı. Hasan aynı bildiğim bir adam işte. Bunun doğal yapısı böyle. Bunun doğal şeysi bu. Ben düz bir adamım, düz. Alavere talavere yoktu ben. Ben yalan dolan bilmem. Gelen müşteriyle de diyaloğu iyidir ya. Bağırır eteriyle de ama gönlünü alır ya. O işin zaten millet hep tanır onu ya. Kime sorarsan sor ya. Hasan'ı sorsan, Hasan'ı anlatır sana ya. İnsan, insandan üstün olmaz. Ama iyiliği mütletenin üstünlüğü odur. Ha nasıl? Ağırlamadır. Misafir ağırlama, misafir boğma. Böyle bir şey yoktur bizde. Yani kim olursan ol, evliya gibi gel. Ne olursan ol, gene gel kardeş. Haksızlığa hiç tahammülü yoktur. Yani en son kelime ilk defa der. Yani vatandaş da zanneder ki, la benimle bizi dövüşecek veya hakaret ediyor bana. Veya, halbuki değil. Yani iyi niyetinden veya böyle miyim, yapı olarak, karakter olarak öyle bir tipidir. Bu değirmenin açılmasında çok kişisi oldu ya. Yani her yere başvurdu ya. Su değirmeni olduğu için daha buna şeyi vardı ya. Şimdi Ceyrali değirmeni ne var orada? Ama adam oraya gitmiyor. Ne yapıyor? Su değirmeni, taş. Bunu da öğütmüyor. Yani onun şeysi daha güzel oluyor. Ama Ceyran değirmeni değirmen değildir. Ha ne oldu? Değirmenler kapanınca ne oldu? Ceyran değirmeni öldü filozof. Ya su değirmeni kapanınca Ceyran değirmeni öldü değirmen. Ya Ceyran değirmeni Allah aşkına değirmen olur mu ya? Ben burada buzdolabında yatıyorum. Altı böğrü, oksijen, köpürük, su buz gibi. Buzdolabı ya. Oksijen yapan bir şey buzdolabıdır. Böğrü. Oh da o taş. Oraya bir gitsen boğulursun orada. Üstteki taşı ne yapıyor biliyor musun? Soğutuyor. Bunun unu buz gibi olur. Buz. O yakay. Ne yapar? La Ceryan da kardeşim vuruyor adamı daha ya. Ceryanla dönüyor. Isıtıyor taşı. Taşı ne yapar? Ateş. Ama benim taşa sarıl. Kokusunu al kendi an. Esans ya. La bu tabiat işi ya. Tarih işi. İnsan işi. Ha. Ya Ceryan'dan ne olur kardeş? İşte yakarsın evinde. Ceryan'dan ne olur? Alet kemalet. Delersin orada bir şey. Tamam. Ama değirmene, Ceryan değirmeni dedin mi dilin kesilir. Olmaz öyle bir şey. İnsanın belirli bir çağı var. Fren, gaz, debriyaj yok. Hep frenle, gazla gidiyor. Ha şimdi hep frenle. Daha gaz yok. Ha birinci vites. İşte gaza ne kadar basarsan işte öyle gidiyor. Ha şimdi biz çekildik. Defansa çekildik. Yani o çağlar bitti.
Hacı ben kahveye gitsem orada kafam dayanmıyor. Niye? Ben zaten stresle burada. Delisi geliyor, akıllısı geliyor, senin gibi geliyor. Bu gibi streslerle biz burada hamurlaştık. Anladın mı? Aynı oldu benim yaptığım kuymak gibi. Yani insan da öyle pişe pişe. İnsan belirli çağdan sonra zaten o ev işler daha aklına gelmiyor. İşine aşina. Ben işime sevdalıyım. İşim lan. Dönsün dönmesin. Ha bu suyun sesi. Ha burada durdum mübayeti. Ben ağaç yaprağı yasam geçinirim Allah'a şükür. Ağaç yaprağı. Ha burada duruyorum işte. Ha iş geleceğimmiş. Ağaç gelirse tabii saygım sonsuz. Ama gelmedi. Allah Allah. Ben burada oturacağım. Yani bura ben bir yere gitmem.